Proje, bugün bunu izah edeceğiz. Proje zaten sonu, çıktısı bir yayındır. Ve uluslararası bir yayın, önemli bir yayındır. Ya oradan SC'yi çıkar, ya SSC'yi çıkar, ya da AHÇ gibi indekslerde yayın çıkar. Bir diğeri ise lisansüstü çalışmalardır. Lisansüstü çalışmalarda da yüksek lisans ve doktora tezlerinin kendileri birer yayındır. Doktora yeterlilik öncesinden başlamak şartıyla doktora savunması sonuna kadar araştırmacıların iki tane SC'yi, SSC'yi ya da AHÇ'yı yayın yapmış olmasını istiyor. Buna baktığımızda biz bu yayınları yapabilmemiz için üretmemiz lazım. Üretmenin de akademisyen de üniversitelerde birinci kaynağı, birinci menbası projelerdir. Şimdi ilkincisi olan, müsaade ederseniz, TÜBİTAK projeleriyle başlıyoruz. TÜBİTAK'ın kuruluşundaki projelerin paydaşları, kamu, ARGE enstitüleri ve bunlar içerisinde gruplar, mali ve denetleme sözleşme müdürlüğü var. Bunlarla organize yapıyor. İkincisi özel kuruluşlar, en önemlisi de bizi ilgilendiren üniversiteler kısmı. Biz bu konu üzerinde daha çok duracağız. Baktığımızda konular alan olarak, şuraya bir baktığımızda şu anda burada olan hazırın hangi bölümde, hangi programda, hangi ana bilim dalında olursa olsun hiç kimse bu listenin dışında değil. Herkesi kapsıyor. Ne var? Çevre var, deniz bilimleri var, elektrik var, elektronik var, iletişim, enformasyon, mühendislik, sağlık, sosyal, beşeri, tarım, temel bilimler, kamu, savunma, uzay ve mali denetleme. Şu anda saygıdeğer rektörüm, bizim üniversitemizde olan bütün bölümler burada temsil ediliyorlar. Diğerlerini baktığımızda 1007 kamu projeleri var. Oradan atlıyoruz. 3501'e TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırma Kariyer Geliştirme Programı var. Burada 1001, 1002, 1007 ve 3501 üniversiteler olarak bizi direkt olarak içine alan proje grupları. 1001 dediğimiz bilimsel teknoloji araştırma projeleri. Bunlar tamamen yüzde neredeyse yüzüne yakını akademisyenlerden oluşan gruplardır. Hızlı destek dediğimiz, biraz önce bahsettik, yüksek lisans ya da doktora öğrencilerimiz ve hatta lisans öğrencilerimiz dahil olmak üzere bunlarla birlikte fikir oluşturup hızlı bir şekilde destek alıp 12 ay süreyle, ki süresi 12 ay 1 yıl, 12 ay süreyle proje yapabileceğimiz çok hızlı çıkan ve çoğu zamanda sonuçlanan, olumlu sonuçlanan projelerdir. Kimlerle? Lisans öğrencilerini dahi buraya dahil edebiliyoruz. Mutlaka bir üniversitenin olması olmazsa olmazı. Yani bir kamu projesinde üniversite yoksa o proje olmuyor, teklif edilemiyor. Dolayısıyla şansımız şu, dışarıdan bir kamu kurumu, örnek veriyorum devlet su işleri bir proje oluşturacağı zaman bir üniversiteyi ortak araştırmacı ya da yürütücü alıyor. Buraya baktığımızda da teknolojik araştırma projelerinin desteklenme programları diyor ki yeni bilgiler üretilmesi. Yani yeni bir fikir üretildi, bunu projeye çevirmek. Bilimsel yorumların yapılması. Daha önce var olan bir şeye, işte diyelim ki bir baraj vardır, bir çevre vardır, bir veyahut da işte su kanalı vardır veyahut da değiştirebilirsiniz toplumsal ve sosyal bir olgu vardır. Bunlar vardır. Bunun üzerine yeni bir yorum getirmek, bunları yorumlamak. Üçüncüsü teknolojik problemlerin çözümlenmesi. Yapılmıştır bir sistem. Örnek bir baraj yapılmıştır ama problemler oluşmuştur. İşte o problemlerin yani var olan yapılmış işletimde olan bir sistemin iyileştirilmesi, mevcut olan ya da tespit edilen problemlerin çözülmesi bir proje için efendime söyleyeyim konu oluyor. Doktora ya da tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yüksek öğretim veya araştırma kuruluşlarından birisinde kadrolu olmak. Aklımıza devlet üniversitesi mi acaba diye getiriyor. Değil. Türkiye'deki bakın dikkat edelim bir yüksek öğretim kurulunda. İstanbul Esenyurt Üniversitesi. Türkiye'de bir üniversite.
Dolayısıyla siz doktoranızı örnek veriyorum İstanbul Teknik'te yaptınız. İstanbul Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik'te, Atatürk Üniversitesi'nde, Selçuk Üniversitesi'nde yaptınız. Ama şu anda Esenyurt Üniversitesi'ndesiniz. Bu kritere uyuyoruz. Ve bunlar içerisinde kadrolu dediğimiz, yani nedir bu? İşte tam gün ya da daimi statüde çalışan dediğimiz öğretim üyeleri, araştırmacılar. Bu buna uyuyor. İki gün kadar önce, dün Sayın Rektörümüzle de paylaştık. Uluslararası konferanslar YÖK'te biliyorsunuz hem doçentlik hem teşvik kriterlerine uygun. Yeni bir değişiklik yapıldı. Uluslararası konferans diyelim ki Türkiye'de yapıldı, Ankara'da uluslararası. Bu konferansta diyelim ki 200 tane tebliğ kabul edildi. Bunların en az 100 tanesi içerisindeki yazarlardan biri, tamamı değil. 100 tanesinde yazar ya da yazarlardan en az birinin yurt dışından olması gerekiyor. Değil mi Sayın Rektörüm? Yapılan değişiklik bu. İşte diyelim ki buna tabii kamu ve tüzeller de dahil, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde herhangi bir birimle, atıyorum işte İSKİ ile vesaire, işbirliği kurarak proje geliştirebiliyorsunuz ve bunun da örnekleri var. En başarılı üniversiteler ya da gruplar, iki tane örnek var. TÜBİTAK'ın efendime söyleyeyim sonuçlandırdı. Otomotiv Teknoloji Platformu, bu Otomotiv Sanayi Derneği'nin, ikincisi ise Ulusal Gıda Teknolojileri Platformu Hacettepe Üniversitesi. Gıdacılarımız işte besin diyetisyen programları buradalar. Demek ki bu mesela baz alınabilir. Bu projede ne yapılmış acaba? Onu görmek lazım. İl yenilik platformları, bunlar da arkadaşlar o ilde yöresel olarak yaşam düzeyini artırmak, problemleri çözmek, imardan iskana, sosyal problemlerden sosyal alanların oluşturulmasına kadar her türlü konuda yöresel olarak, bölgesel olarak işbirliği yapıp projeler oluşturabiliyoruz. Burada da çok beğenilen 5 proje örnek verildi. Yani belediyelerle yapılmış bunlar. Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Hatay ve Siirt illerinde bu projeler yapılmış ve tamamlanmış ve başarıya ulaşmış. Tabii TÜBİTAK 1008 programı dediğimizde de bunlar da patent başvurusu. Amaç patenti artırmak, sayılarını çoğaltmak ve yaygın hale getirmek. Dikkat edin, başvurudan bahsediyoruz. Patentin sonuçlanması değil. Akademisyenlerin müracaat etmiş olduğu BAP projesinden tutun Kalkınma Ajansı'na, TÜBİTAK'a ve patente kadar başvuruları dahil o akademisyenin performansına bir puan olarak yansıyor. Diyelim TÜBİTAK'a bir proje verdik, kabul edilmedi, reddedildi, geri geldi. O sizin YÖK'te ve YÖKSİS'te hanenize puan olarak işleniyor. Neden? TÜBİTAK'tan dönmüş bir projeyi üniversitenin BAP biriminde çok rahatlıkla projeye dönüştürüp yapabilirsiniz. Veya bir kalkınma ajansıyla veyahut da çevresel işbirliğiyle, biraz önce söyledik, TÜBİTAK'tan dönmüştür ama Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Kaymakamlığı ile bu işi rahatlıkla yapabiliriz. Desteklere baktığımızda destek programlarında 1001 36 ayda limit 120 bin lira online başvuru yapabiliyoruz. TÜBİTAK 1002 12 ayda 30 bin lira efendim hızlı destek bu dediğimiz, yani bir yüksek lisans doktora öğrencileriyle yapacağımız veyahut da genç araştırmacılarıyla doktora sonrası yapacağımız olan 12 ayda 30 bin lira. TÜBİTAK 1007 dediğimiz kamu, üniversitelerin olmazsa olmazı, yani kamular proje yapabilir ama en az bir üniversite olacak. Bu da 48 ay, bu da 150 bin lira toplam. Buradaki olay şu, yukarıdaki iki tanesinde var olan bir şeye bir şey ekleyebilirsiniz. Yazdığımız projeleri TÜBİTAK'a gönderdiğimizde, yalnız projeler yazıldıktan sonra forumda göreceksiniz, onay kısmı var. Onay kısmını bittikten sonra üniversitelerde Sayın Rektörümüz imzalıyor veyahut da Rektörümüz imzalamayacaksa yetkilendirdiği bir rektör yardımcısı imzaladıktan sonra bu TÜBİTAK'ta online olarak müracaatı tamamlanmış oluyor. Başvurular yapıldıktan sonra bu gidiyor online başvurudan sonra. ARDEP dediğimiz araştırma değerlendirme bilgi sistemi. Buna baktığımızda ön inceleme. İlk önce bakıyor ARDEP, TÜBİTAK merkezde, Çankaya'da.
burada bakıyor, biçimsel olarak sadece bakıyor. Çünkü herkes aynı alanda değil. Eğer biçimsel olarak bir problem varsa iade ediyor. Gelen bu iadeyi yapılan biçimsel eleştiriye göre düzeltip bir sonraki dönemde tekrar sunabiliyorsunuz. İkinci, eğer biçimsel olarak problem yoksa araştırma grubu inceleme. Bu da hem biçimsel hem de bilimsel bakıyor. Bu da iki şey bulabilir. Etik bulmayabilir ya da etik yazısı eksiktir. Etik yazısından kasıt şudur arkadaşlar. Diyelim ki siz işte bir baraj projesi ya da barajda bir savak projesi oluşturuyorsunuz, yeni bir şey. Devlet Su İşleri'nin AGİ dediğimiz akım gözlem istasyonlarındaki verileri kullandınız. Siz bu verileri kullanabilirsiniz ama DSİ'den yazılı onay ve izin alarak kullanırsınız. Eğer bu izini almamışsanız ve projenize bunu eklememişseniz bu etik olarak izniniz olmadığı için geri döner. Panelistler bu projeyi enine boyuna oturup bir gün boyunca, bazen bir günde de bitmediği oluyor sayın rektörümüz bilirler, bir gün boyunca bunu değerlendirirler. Sonra kapalı şekilde oylarlar. Projede en önemli olan, yani etik değerden sonra, tabii biraz önce de o örneğini vermiştik ya, onun için söyledik. Literatür özetine çok titizlikle bakarlar. Siz bir konuda proje hazırlıyorsanız daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaları didik didik arayıp ve projenize de yaptığınız bu taramayı yazmanız gerekiyor. Buna çok dikkat ediyorlar. Ve literatürlerdeki referanslarınıza bakıyorlar. Ve referanslarınızı kullandığınızda o referansa girip TÜBİTAK bunu ne yapıyor? Bakıyor. Referansların metniyle ilişkilendirilmiş olması şart. İmza ve basılı belge eksiklikleri. Dediğim gibi burada projeyi sunan var, araştırmacıların imzaları var, bursiyerlerin imzaları var, rektör veyahut da görevlendirdiği rektör yardımcısının imzaları var. Bunlardan eksik olmaması lazım. Örnek verelim bir tane, çok somut olsun diye. Rektör hocam bildiği konular. Enerji mesela. Şu anda dünyanın en popüler başlığı enerji. Çok da geniş. Sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine ve mühendislik bilimlerine hepsinde var. Siz kalkıp deseniz ki Türkiye'nin akarsularındaki enerji potansiyelinin tespit edilmesi derseniz, buna TÜBİTAK baktığı anda, hani az önce grafik kategorisi göstermiştik ya, ne yapar? Geri çevirir. Türkiye'nin 2592 tane akarsuyu var. Siz 2592 tane akarsuda hidroelektrik enerjinin potansiyelini hesaplamanız mümkün değil. Kimseye inandıramazsınız. Böyle bir şey yok. Ya kalkıp dersiniz ki işte Doğu Anadolu ya da Doğu Karadeniz bölgesinin, bu da olmaz. Kalkıp şunu derseniz, spesifiye indirdikçe şansınız artar. İşte Çoruh Nehri'nin hidroenerji potansiyelini hesapladık da bu daha sonra kullanılacak mı, rafa mı konulacak? Uygulanabilir, yani yapılabilir olması. Siz projenizde Çoruh Nehri'nde noktalar göstererek, pilot noktalar göstererek şuralarda, şuralarda, şuralarda hidroenerji üretimi için duruma göre ya biriktirmeli barajlı HES veyahut da küçük HES dediğimiz direktmen düşüyle elde edilen, efendime söyleyeyim, küçük hidroelektrik santraller önerebilirsiniz. Bu da bunun somut çıktısı olur. İşte diyelim ki aynı anda 7 akarsuyla çalışıyorsunuz. Her bir akarsuya, efendime söyleyeyim, bir ekip göndereceksiniz. Bir arabayla bir günde aynı anda ölçüm yapmanız mümkün değil. Yapılan her projede kurumun hissesi vardır. TÜBİTAK ya da işte neyse BAP ya da kalkınma ajansları o kuruma hisse verir. Yani kardan pay verir. Esenyurt'ta işte diyelim bir otomotiv sanayiyle ilgili bir projemiz var. Toplamı 300 bin, %75'ini TÜBİTAK veriyor, %25'i KOBİ. Proje bütçesine ek olarak ayrıca teşvik ikramiyesi de 130, dedik ya teşvik, bakın projeye daha başlamadınız, henüz raporlamadınız, 135 bin lira teşvik. İşte burada giriş sayfasında amblemlerimi verdiğim yerleri yerleştirecek. İşte nerede var? Bu Erzurum'da, Şanlıurfa'da var, Giresun'da var, işte Kocaeli'nde var. Bu şekilde dağılıyorlar. Yatırım destekleri nerede var? 81 ilde. Yatırımcıya bilgi verme ve ödül gösteriyorlar. Başvurular hakkında ön inceleme yapıyorlar. Yatırımcıların iş ve işlerini sonuçlandırıyorlar. Yatırımları da izliyorlar. Çünkü bütçeyi veriyorlar. Bunlar da tabii ki
TÜBİTAK'tan alıyorlar. TÜBİTAK da Teknoloji Sanayi Bakanlığı'ndan alıyor. Bunlar da o bütçeyi ne yapıyorlar? İşte kuruluş şeyi burada. Mali destekler teknik. Gördüğünüz gibi faiz desteği verebiliyor. Faizsiz kredi verebiliyor. Doğrudan finansman desteği veriyor. Yani projenize doğrudan destek veriyor. Bunlar da kendi içerisinde şöyle ayrılıyor. Fizibilite desteği. Bakın siz diyelim ki bir iş yapacaksınız. Bir imalat ya da bir patent oluşturacaksınız. Onun fizibilitesinin nesini? Kalemini, rakamını, çıktısını, işte neyse masrafı ne kadarsa bunu veriyor. Animasyon sektörün geliştirilmesi, çizgi film ve dijital işler festivali, film festivalleri, bizde sanat tasarım fakültemizin dekanı buradalar. Dolayısıyla çizgi film, animasyon, araştırma, geliştirme bunları ne yapıyorlar? Kalkınma Ajansı olarak Bursa'da bir proje vermişler ve bu projeyi şu anda Bursa'da Kalkınma Ajansı bütün bütçesiyle ve altyapısıyla destekliyor. Şimdi bizim bu projeleri yapabilmemiz için ilk basamağımız BAP'tır. BAP Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlük Birimi demektir. BAP komisyonu geniş. Üniversitenin bütün alanlarını yani kaç bölüm programımız varsa hepsinin temsil edildiği bir alan, şey komisyon. Bunların danışma kurulları var. Yani işte diyelim ki bir proje gitti bir alanda ama hocamız o alanda belki çok iyi değildir ya da efendim tereddütleri vardır. Bunu danışma kuruluna soruyor. Danışma kurulu da o projeyle ilgili raporunu sunuyor. Peki BAP'ta ne olacak? Yani BAP projemiz kuruldu da hani şemayı gösterdik. Başlangıç olarak şu. Yeni bir proje ya da yeni bir faz tanımlama. Paydaşları belirleme ve yetkilendirme. Yetkilendirmede de projenin biriminde işte proje yürütücüsü şu olacak, araştırmacıları bu olacak, bursiyerleri bu olacak diye. İkinci olarak planlama. Başlangıcı yaptık. Bu bir müracaat. Planlamada da proje hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla entegre bir proje yönetimi oluşturmak. Yani planlamayı iyi yapmak. Entegre dediğimizde demek ki işbirlikleri yapacağız. Paydaşlarımız olacak. Nerede? Üniversite içinde ve dışında. İşte diyelim ki müzmin sebepler oluştu, afet oluştu ya da işte diyelim ki siz arazi çalışması yapıyordunuz, olur ya o yıl bir yağışlı ya da soğuk bir mevsim geçirdiniz, 2-3 ay araziye çıkamadınız. Bu da projenizi aksatır. Dolayısıyla bunları gerekçeleriyle, resmi gerekçeleriyle ne yapmak lazım? Göndermek lazım. Lisansüstü tezleri. Bakın biz saygıdeğer rektörüm eğer enstitüleri açarsak projeler geliyor. Açacağız inşallah. Lisansüstü dediğimizde işte yüksek lisans doktora tezlerinin her biri bir BAP projesi. Her bir yüksek lisans tezi ve doktora tezi BAP projesi. Destek projesi dediğimiz işte desteklediğimiz, destek verdiğimiz, ortak olduğumuz araştırmacı ya da yürütücü olduğumuz proje. Araştırma başlangıç destek projesi. Bu ne demek? Bakın TÜBİTAK'ta da aynı şey vardı. Sayın rektörümüze başı ya komisyon veya görevlendirdiği sayın hocam bizim şöyle bir fikrimiz oluştu ve burada yola çıkacağız ama bizim işte araca gerece veyahut da kağıda kaleme ihtiyacımız var. Hocamız hemen BAP projesi şeyinde bütçesinden bu neyi araştırma başlangıç git başla diyor. Ya buna ne diyoruz biz hocam halk arasında avans. Avans alıyoruz. Lisans öğrencisi katılımı araştırma. Lisans öğrencisinde süreyi maksimum efendime söyleyeyim 6 ay ile 12 ay. Yani öğrenci çünkü o yıl ya bitirme yapacak ya işte mesleki tasarım yapacak. Lisans öğrencisidir. Çok da güzel bir işte mesela Ali Rıza hocam bir şey yaptırmıştır. Diyor ki bu çok güzel bir proje. Bundan bir fikir çıktı ve bu öğrenci de o sene yaptı işte 4. sınıfta ve bir sene sonra mezun olacak. Belki 6 ay sonra 2. dönem yaptıysa o yüzden kısa süreli 6 ay ve 12 ay olur ve bunların bütçesini de kim belirliyor? BAP komisyonu tarafından bütçe belirleniyor. Proje diyelim ki 30 bin lira 20 bin lirası kullanıldı ama öğrenci bıraktı. Tez bitmedi ya da hoca ayrıldı gitti istifa etti veyahut da tezi devam ettirtmedi. Bu para geri alınır. Yasa gereği bu budur. Projenin başlığı ne demişiz? Reaktif pudra betonunun boyutsal kararlılığının geliştirilmesi. Sonra özeti verdiğimizde arkadaşlar bu özeti ne yapıyoruz? Çok iyi anlatıyoruz. Bu konuda işte
İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'da bu çalışmalar yapılmış ve bu sonuçlar efendime söyleyeyim şu alana gelmiş. Ancak bizim reaktif boyutsal kararlılığın geliştirilmesiyle ilgili beklenen sonucu alamadığımızdan biz bu sonucu almak için bu çalışmayı yaptık ve bu çalışmayı da şöyle 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 yapıyoruz. İşte deneysel mi yapıyorsunuz? Yoksa işte sadece analitik ve teorik mi yapıyorsunuz? Halkla birlikte mi yapıyorsunuz? Ne bileyim işte sosyal bir proje mi? Bunu ne yapmak lazım? Anlatmak lazım. Bu literatürde neler yapılmış? Mesela işte diyelim ki 2003'te Adline ve diğerleri 1998'de yaptıklarını bakın gösteriyoruz. Bu literatür aramasında bizim yaptığımız değil. Bunları gösteriyoruz bu literatürde. Bunlar yine dediğim gibi bizden önce yapılanlar, modelleri, deneyleri vesaire. Bizden önce yapılanlar. Biz bunları taradığımızı gösteriyoruz, okuduğumuzu ve eksikleri gösteriyoruz. Neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacaklarımızı çok iyi özetlemek, tabiri caizse ne yapmak? 12'den vurmak gerekiyor. Sonra da burada referanslarımızı veriyoruz. Yukarıda hani literatür taradık, bizim yapacaklarımızı verdik ya. Referanslarımızı veriyoruz. Verdikten sonra referanslarımızı şimdi diyoruz ki projenin öngörülen akış şeması. Ana projenin başarısızlığa uğraması durum. Çünkü o zamana kadar bir sürü bütçe harcadık, zaman harcadık. Bir sürü araştırmacı, danışman bunları kullandık. Bursiyerler vardı, bitti gitti. Doktora, yüksek lisans öğrencileri gitti. Nereden bulacaksın? Geri alamayacaksın. Bunu artık bir B planına, başka bir projeye dönüştürmek. B planı dediğimiz bu. Yani TÜBİTAK diyor ki projenizin Allah korusun olası başarısızlığa uğraması durumunda bu projeyi neye dönüştüreceksiniz? Daha basit bir şey söyleyeyim. Elimize bir kumaş verdiler ve bize diyorlar ki siz bunu ceket dikin ama oldu ya makas yanlış attık. Bir yerde yanlış yaptık. Ceket olmadı. Gömlek dikin diyor hiç olmasa. Tamam mı? Zayi olmasın. Onu artık gömlek yapın diyor. İşte diyor ki mesela örnek verelim bursiyerlere proje bütçesinin %10'u diyor. Yani bunu geçemez. İşte benzer şekilde hizmet alımı %10'u diyor. Yani yüzde koyuyor. Dolayısıyla bunlar bizim bütçemizi ne yapıyor? Oluşturuyor. Biz ne koymuşuz? Toplamda 133.920, 134.000 lira projede 92.970 lira teçhizat makine koyduk. Sarf malzemesi 5.000 lira, hizmet alımı 15, seyahat 5.000, bursiyer 14.400. Burada bir yüksek lisans bir de doktora öğrencimiz vardı bu projede. Dolayısıyla 36 ay boyunca bunlara o günkü rakamlarda 400 liraydı. Şimdi ise yüksek lisans 1500 lira, doktora da 3000 lira destek alıyor. Proje devam ettiği sürece. Dolayısıyla bunları veriyoruz ve bu şekilde bütçeyle bu işi ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Saygıdeğer rektörüm, değerli dekanlarım, müdürlerim, hocalarım ve arkadaşlarım, meslektaşlarım, beni dinlediniz, katlandınız. Teşekkür ediyorum. Eğer faydalı olabildiysem ne ala, ama bundan sonra bir şey var. Durmadan üreteceğiz. Proje sonunda yayın ve insan yetiştirmeye de devam edeceğiz. Çünkü en büyük proje de bu. Dolayısıyla bunlarla birlikte teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu önemli olan iyi bir proje bulup bunu değerlendirmeniz. Şimdi projelerde özellikle TÜBİTAK projelerinde özellikle yaparken tavsiye edilen, hocam da söyledi, ne yapılıyor? Bir tane projeyi bilen biri olması lazım ki hani size daha rahat yol göstersin. İkincisi projelerde başka okullardan da ortak bulursanız daha başarılı oluyor. Özellikle proje yapmaya daha yatkın olan ne bileyim Boğaziçi gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ gibi falan okullardan da hocalar bulursanız daha da başarılı olursunuz. Şart değil ama önemli. Yani o size biraz daha yol gösterebilir belki. Şimdi burada yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde bu tür okullarda şey var, projeler çok alınıyor. Bayağı ciddi olarak bu insanlar para da kazanıyorlar buradan. Yine ben seçici kurullarda Avrupa Birliği projelerinde görev almıştım. Orada da Türkiye'den güzel projeler çıkıyor. Şimdi burada ülkeler
Avrupa Birliği projelerinde de, onu da bir kelimeyle bahsedeyim. Ülkeler belli bir para yatırması lazım Avrupa Birliği'ne. Türkiye için geçen sene 5 yıllık süre 223 milyon euroydu. Efendim bunun neticesinde gazetelerde, basınlarda bir görüyorsunuz işte 57 milyon falan alındı falan diye. Bakın burada mesela benim orada birçok şeyler var. Mesela bir tanesi Leonardo Vinci projesidir. Bir tanesi Kopernik projesi. Bir tanesi Erasmus projesi. Tamam mı? Yani bunlara baktığınız zaman şimdi biz Erasmus'tan her okula bir şey veriliyor, para veriliyor. Hangi dalda olursa olsun artık seyirciye şartı geliyor. Yani mutlaka hani doçent sınavlarına bunları koyacaklar. Bazılarında var zaten, uygulanıyor ama mühendis ve sağlık bilimlerinde bazılarında, ama bundan sonra sosyal bilimlerde de koyacaklar. Bu konuda da bizim BAP birimimiz kurulmak üzere. Onun altyapısını şu anda yapıyoruz. Onu da zaten yakında harekete geçeceğiz. Yani bilen hocalarımız vesaire bunu size zaten yol gösterecekler. Onlardan da yine şey yapın, faydalanmasını bilin. Özellikle girişimcilik dersinde Atil Hoca'nın yazdığı proje nasıl yazılır, ne yapılır, birkaç proje de zaten orada verildi bu kurumlara. Oradan da öğrenebilirsiniz. Ayrıca değişik kitapları da var. TÜBİTAK'ın açıklayıcı şeyleri de var. İnternetten başa. Ondan sonra yani biraz işin içine akademisyen olmayı düşünen, ileride ben işte belli bir yerlere geleceğim, belli şey yapacağım derseniz artık bu işin yolu buradan geçecek. Artificial intelligence dedikleri yapay zekalar vesaire, onlarla ilgili dersleri diyor biz diyor koyduk. Artık bunlar aranıyor. Ve bunlar çıktığı zaman insanlar işsiz kalır diye bir şey yok. İnsanlar yeni meslekler artık ediniyor. Yani klasik mesleklerden çıkıyor. İşte ne bileyim robotun bilmem analiz edilmesi yaptığı dataların. Ondan sonra bu yapay zeka programları yazmak. Şimdi Almanya'da işsizlik %8,9'lardaydı, %3'e indi arkadaşlar. Amerika'da %3'e indi. Hani bunlar olduğu halde. Ama Türkiye'de bakıyorsunuz bunlar yapılmamış. Klasik mesleklerden ben abi her işi yaparım şeklinde yaklaşırsanız ne iş yaparsın? Çimento taşırım, kum taşırım. İşsizlik %14. Genç işsizlik %26. Yani bunun sebebi bu. Yurt dışında yapılmış, daha önce yapılmış alanla ilgili projeleri inceledikten sonra yapılmayanı yapmak. Yeni bir fikir üzerinde çalışmak. Özellikle yurt dışında çalışmalara ben bakıyorum. Mesela bizde hiç ele alınmamış bir konu yurt dışında incelenmiş. Niye bunu yurt içinde uygulamayayım diye düşünebiliyorum. Yani böyle bir şey aklıma geldi. Evet, katılımdan dolayı hepinize teşekkür ederim.